Merhabalar. Merhaba. Sesim geliyor. İyi, sevindim. Bugün sesim geliyorum diye kontrol etmeme gerek kalmadı. Sevinç Hanım bekliyorum. Sevinç Erbulak'la sohbet edeceğiz bugün. Bakalım. Şimdi benim. Bugün sabah telefonda güzel konular konuştuk. Hoş geldin baba. Evet, ben de çok seviyorum. Merhaba. Sevinç Hanım'ı bekliyorum şimdi. Sabah telefonlaştık. Güzel şeyler konuştuk. Ona sürpriz bir şeyler de var bakalım şimdi. Göreyim. Oh, herkes geliyor. Evet. Bekliyorum şimdi. Böyle işte biraz kitaplardan, biraz tiyatrodan derken herhalde normalleşme sürecine doğru keyifle sürdürdük diye düşünüyorum. Bir 10-15 gün daha devam ederiz. Merhaba. Bekliyorum. Bakayım. Gelenler arasında. Göremiyorum. Şimdi. Hop. Sevinç Hanım bir şey yazın. Merhaba Arzu. Evet, size daha çok var. Merhaba Buket. Merhaba. Ceren merhaba. Oo, herkes burada. Merhaba Evren. Şimdi daha bakayım. Buradan görmek de bir mesele. Kapıdan beni izleyenler de var. Şimdi konuğumuz gelene kadar böyle bekleyeceğiz birazcık. Merhaba Übeyde teyze. Şuradan. Yasemin, sana da merhaba. Nasıl gidiyor? İyi mi? Biraz umutlandık normalleşeceğiz diye. Göremiyorum ki. Bakalım bir daha. Dur, arayacağım, arayacağım. Sabah görüştük de yani öğleden sonra şimdi gelir. Canlı yayından canlı yayına koşanlardan biri. Böyle. Kahveleri hazırlayın, çayları da hazırlayın. Çok enteresan bir şeylerimiz var. Bakayım. Ben bir arayayım, öyle döneyim arkadaşlar. Bir dakika. Öyle yapalım. Bu kadar. Sana da merhaba. Hoş geldin. Hazır. Evet de burada. Hop. Bakalım. Değer değil mi? Bence de. Bence de. Hani merhaba herkese. Bence de değer. Çok keyifli geçecek. Güzel olacak. Çayımı aldım. Ben de çayımı aldım şimdi. Ben de aldım. Karşılıklı içelim çayımızı. Bakayım. O arada, o arada ne yapsak böyle kendi kendimize? Bakalım. Ben bir arayayım arkadaşlar. Arayayım öyle yayına gireyim, tamam mı tekrardan?
9.30, 10.30. 9, gerçi 9.30 dedik de. Ha geldi. Ha. Evet işte 4 gözle bekliyorum. Merhaba, merhaba. Merhaba. Herkes Hoş çaylarını almış. Efendim sizi bekliyor. Herkes çok severiz biz onu. Süper baba. 2-3 gündür mesajlar. Böyle keyifle ve ben bugün size söylediğimi burada da tekrar edeceğim. Ekranda nasılsanız, dizilerde nasılsanız, böyle normalde de öyle enerjik, egosu olmayan bu müthiş bir şey Sevinç Hanım. Hoş Teşekkür geldiniz ederim sağ ol. tekrar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok İyisiniz. sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Deniz Hanım'a dedim ki bugün bir sürpriz yapalım dedim. Deniz Hanım gelmedi henüz. O gelince duyar mı bilmiyorum. Ona da teşekkür ediyorum bu güzel bağlantı için. Sağ olsun. Bana dedim bir anı lazım. Tamam dedi. Sana Şimdi sizin anlatacak arkadaş hemen girdi. Benim aile üyeleri burada. Nihan Şerbetçi burada. Hande Mangalay burada. Onlardan istediğin kadar anı alabilirsin. O İkisi tamam. veriliyor şu anda. Yani hep mi siz koleksiyoncu olacaksınız? Biz de buradan yazar olarak toplayalım bazı anıları. Üzerlerine keyifli hikayeler yazarız belki diyorum ama çok hoşuma gitti bugünkü duyduğum. Önce onunla başlayacağım. Deniz Hanım da görür şimdi. Dedim ki bana bir anınızı anlatın. Şöyle komik, çok güldüğünüz bir düşüneyim dedi. Ondan sonra gönderdi. Sizin hep kitabınız çıkmadan önce çok heyecanlıymışsınız. Haliyle. Ama diyor ki öyle böyle değil. Nasıl bir heyecan, nasıl bir heyecan diyor. Sonra bana sordu diyor. Deniz doğru mu? Yani bu heyecanım normal mi? Yani hem normal hem de coşkun seller gibi dedim diyor. Çok güldük biz ona diyor. Demek ki Ya biz sahne Deniz'le heyecanı iki, yani farklı. biz Deniz'le iki kadın zaten çok heyecanlı iki tipiz yani. Hani bizi heyecanlandıracak şeylerden çok var. Dünya Evet. bu konuda bizim için bir menba yani. Bizi çok basit şeylerde çok heyecanlandırıyor. Kolektif olarak insanların da hani böyle toplumları heyecanlandıran şeylerde biz. Bir yazar bizi çok heyecanlandırabilir. Bir yazarın yeni bir kitabı bizi çok heyecanlandırabilir. Daha doğrusu benim aslında yakın çevremde sevdiğim, örnek aldığımı bilmeden yani onların haberi olmadan örnek aldığım bütün özellikle kadın arkadaşlarım çok heyecanlı. Duyguları ağızlarında, lafları sözleri ağızlarında, ne hissediyorlarsa öyle kadınlardır. İnsanlar, dostluklar birbirlerinden çok etkilenir sonuçta. Deniz de öyle Evet. biri. Deniz Evet, o da hayatımdaki en öyle. büyük armağanlardan biri. Yani, tabii çok heyecanlıydım çünkü yani bir şey yazarken onun, bilmiyorum öyle gören bir yazar oluyor mu yani. Mutlaka oluyordur da hani profesyonel anlamda yaşamını bundan idame ettiren, işi sadece yazmak olan insanlar herhalde basılacağını bilerek yazıyordur ama benimki öyle değildi yani. Ben yazıyordum kendimce. Deniz'le hayat bizim yollarımızı kesiştirdi. Deniz'in çok büyük katkıları vardır kitabın oluşum sürecinde. Yani beni editörüm Işıl'la tanıştırmadan önce, Işıl Özbiner'le tanıştırmadan önce o kelimeleri Deniz çok kelimelere çok aşinadır yani. Bana çok kafa açmıştır. Bir de çok keyifli bir çalışma yaptı. Kız gücü diyoruz çalışmamızın adına. Evet, evet. Yani baya baya kızlar fazlası bir işti o. Hatta hemen hemen içinde galiba hiç erkek eli yoktur Yok yani. değil mi? Doğru. Yok, Hiç o yoktur grupta evet. yoktu zaten o dönem. Ama güzel işler, enerji dolu işlere Yani ben orada yeni bayılıyorum. vardır bizim mesela. İşte Deniz'le ben buluşup tanıştım. Işıl Özbiner'le onun editörlüğünde kitap son şeklini aldı. Sonra Elif o kitabın kapağını neredeyse bir gecede gerçeklik oldu ve bir gecede tasarlamak zorunda kaldı ve böyle bir sabah yani sabahlamadık da hani yayın evinde çok uzun saatler geçirdik beraber ve bir kere daha kız gücünün ne kadar önemli bir şey Önemli o. Bir olduğuna de inandım. enerjik kız gücü tabii ki. O da çok önemli. Yani Birbirine hem değer enerjik katan kız gücü kız hem de gücü. yani bir kişinin hayalini hayata geçirmedeki kız gücü o yani. Sonuçta benim Evet. kitabım ama bizim kitabımız haline getiren şey yani. O çok çok Evet. değerli bir şey o. Ben bu sektörde onu çok seviyorum. Yani biz yazar olarak heyecanlanıyoruz falan ama onlar da bizim kadar heyecanlanıyorlar. Çıkınca birlikte kutluyoruz, seviniyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Deniz Hanım da gelir biraz sonra, kaçırmayacağım diyordu. Şimdi gelelim, ben bayağı kalabalık olduk artık. Ben yavaş yavaş sorularıma geleceğim. Önce sizin kendi yaptığınız canlı yayınlarla başlamak istiyorum. Oraya bir vurgu. Çünkü ben bir süredir takip ediyorum onları. Çok keyif aldım. İnanılmaz derecede. Sanat toplum içindir kısmını sahneden siz Instagram canlı yayınlarına taşıdınız ve bizlere
inanılmaz bir anı birikimini aktardınız. Yani bunu biz sizlerle olmasak bilemeyeceğimiz pek çok şey ya da bugün Behzat Uygur oturup kitap yazmasa biz bilemezdik bugün anlatılanları diye düşünüyorum. Öncelikle bunun için sizi tebrik ediyorum. Hani sanatçı kimliğinizin bu Teşekkürler. şekilde yansımasından dolayı. Sahnelerde şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Sahnede bir sanatçı toplumu aydınlatıyor. Ama şu zor günlerde de bazı sanatçılar bazı misyonlar alarak devam ediyorlar. Bu süreçten sonra sizce sahne sanatlarında neler bekliyor bizi? Az buçuk bir öngörünüzü alacağım. Ondan sonra diğer konularıma geçeceğim. Hiç bilemiyorum ki. Çünkü yani ben şeye çok inanan biriyim. Sanat akımlarının kendi isimlerini nasıl aldığını öğrenmiştim böyle bir 3-5 sene önce. Hiç de bilmiyordum. Yani bu şeyden bahsediyorum işte. Empresyonistlere o kelimeyi kim takıyor? Yani o kavramın adını. Ben zannediyordum ki işte Vincent van Gogh çizim yaparken kendisi bir empresyonist olduğunu biliyor. Hayır, öyle değilmiş. Yani sanat akımlarına hep bir sonra o akımdan sonra gelen ya o akıma bir şey ekleyerek devam eden aynı sanat dalında ya da o akıma karşı bir duruş sergilediği için yeni bir akımın içinde yer alan yeni tayfa diyebileceğimiz grup, ekip, yeni çağdaşlar bir önceki kuşağın çizdiklerine tanım veriyorlarmış. Dolayısıyla hani bir ekspresyonist, ben de bir ekspresyonistim diye çizmiyormuş Kandinsky yani tabloların. Böyle şeyi öngörmeye imkan olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki öngördüğüm şeyler üç aşağı beş yukarı var. Hani böyle dünyayı takip etmekten ötürü var. Dünya tarihine bakmakla ilgili var. Hani ne oluyormuş? Hani söyleyebileceğim en kaba şey bütün böyle kolektif olarak insanlığı ilgilendiren belalardan ya da güzel şeylerden sonra yeni bir çağın başladığı elbette. Burada da kastettiğim şey illa yüzyıl dönümlerindeki yeni bir çağ değil. Yeni bir anlayışın gelmesi her zaman yüzyıl dönümlerini gerektirmiyor. Biz onları zavallı insanlar olarak bölüyoruz kendi içimizde. Zamanı da bölmeye çalıştığımız gibi. Yazık bize Gibi yani. değil mi? Yani muhtemelen şöyle şeyler hiç değişmeyecektir diye düşünüyorum. Kendi mesleğimden konuşayım. Yani zaten başka konuşabileceğim bir alan, ahkam kesebileceğim başka bir alan yok yani. Biraz benim mesleğim En dedim. güzel tarafı. Zaten bugün sizin Yani mesleğinizden konuşmak için varız burada. gerçi bizim işimiz bizim okulun duvarında asılıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Müjdat Hoca kelimeleri böyle duvara çakmıştır. Tiyatro insanı insana, insanla anlatma sanatı. Anlatalım. Şimdi üç tane aracı var bunun. Yani beni kullanıyor, insanı anlatıyor ve pardon iki araç işte beni kullanıyor ve gene benim bir benzeşime mesleğin alameti farikalarını gösteriyor. Şimdi bugün yaşadığımız pandemi krizinden ötürü, bütün dünyanın yaşadığı pandemi krizinden ötürü yaşadığımız şey daha çok işte bu gördüğün canlı yayınların sayısının artması. Artık Instagram'a girdiğimizde yukarıda storylerde hemen hemen aynı saatlerde sürekli hangisini seçsem diyeceğimiz yayınlar Dediğimiz bir olması. Sağ dönem. olsun Evet. Instagram 24 saat tuttuğu için yani hayatımın en yoğun döneminde olduğumu söyleyebilirim ki hayatım zaten çok oldukça yoğun bir hayattır. Yani pandemi öncesi eski Evet, normalden hem bahsediyorum. oyunlar hem dersler, değil mi? Tabii şey hiç değişmeyecektir diye düşünüyorum. Yani biz yine insanı insana insanla anlatacağız. Yani burada bir Evet. değişiklik olmayacak. Yani teknolojinin çok güzel yazılar okuyorum. Bundan sonra söyleyeceğim cümleler bana ait değil. Sadece çok katılıyorum ve içselleştirdiğim için söyleyeceğim. Çeşitli makaleler çıkıyor bu konuda. Birbirlerinden değerli. Her zaman aynı içerikte olmayan ama üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söyleyen makaleler. Bir tanesinde şey okudum. Dünya'da bir önceki gün. Benim bir grubum var. Orada ben öğrencilik yapıyorum. Hem ders veriyorum hem de bir grupta bir öğrenciliğim var. Orada çeşitli makaleleri, sanat akımlarını, neyi masaya yatırmak istiyorsak, filmleri, tiyatro oyunlarını masaya yatırıyoruz. Böyle konuşuyoruz haftanın bir günü. Bir makalede diyor ki, herkes ayı, yani ay dedeyi evinden görebilir. Herkes güzel bir mehtaba evinden tanıklık edebilir. Herkes gün doğumunu, gün batımını evinden izleyebilir. Bizim yemek davetleri vererek işte buluşma talep edip bir yerde olma sebebimiz bu bir arada olmanın bize kendimizi iyi hissettirmesi hissidir. Yoksa ay aynı ay, mehtap aynı mehtap. Aynı mehtap. Şimdi insanın insana hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı herhalde. En Evet. asosyal insanın bile bence şu anda
komşusuna bir merhaba demeye çok ihtiyacı var. Evet. Şu anki koşullarla işte yazıyorlar şimdi internetten izliyoruz diye bir seçeneğimiz olmadığı için ben de seyircisi olarak seyrediyorum internet üzerinden yayınları. Bunlar da çok hoşuma gidiyor çünkü uçağa binip biletini alıp zaman ayırıp bütçe ayırıp gideceğimiz şeyler şu anda evet bence de doyurmuyor Aydancığım ama yani şu an başka bir seçeneğimiz yok. İşin bir şekilde herkesin bir baş etme yöntemi var herhalde. Ve insanlar tercihlerde bulunuyorlar izleyecekleri ya da yapacakları şeylerle ilgili. Ben kendi adıma iyi bir seyircilik sürdürüyorum. Yani eski normalde gittiğim tiyatro, fiziken gittiğim tiyatroların yerini şu anda tıkladığım tiyatrolar aldı. Ha, lezzeti aynı mı? Olmasına imkan yok. O Evet, ayrı bir kıyaslanamaz bir de. bir sofrada birlikte görmek bize iyi geldiği için tiyatro oyunlarını da her zaman birlikte deneyimlemek bize çok iyi gelecek ve bu sonsuza kadar. Dolayısıyla bu hiç değişmeyecek olan şeylerden biri diye düşünüyorum. Yani bütün bu yayınların fazlalığı, internette tek tuşla, tek tıkla ulaşabildiğimiz her şey Evet. şimdilik olan şeyler. Bugün Yani konuştuk yeniden ya, bir süre sonra bunlar da bitecek. Biz normale döndüğümüzde, ya onlar aa, hiç dönsün bitecek. dedik Onlar hatta. durdukları yerde duracaklar ama insanlar evlerinden çıkacaklar. Bir kere her şeyden önce çok bilinçli bir seyirci var Türkiye Evet. genelinde. En azından şunun için çıkacaklarını ben umut ediyorum ve buna kalpten inanıyorum. Yani çok zor durumda şu an. Özellikle özel tiyatrolar, sahnesi olan, sahnesi olmayan, Evet. provaya girmiş, her şey yarım kaldı. Her şey tam ortasında ilk defa Kesildi. kesildi. Ve dünyanın her yerinde. Şimdi Broadway'de bir 11 Eylül faciasından sonra bir 48 saat durmuşlar. Bunlara da bu Hı kaynaklardan hı. ulaşabiliyorsun işte. 48 saat sonra bir başlamışlar. Ve böyle yarım salon oynamışlar. Oyuncuların yarısı oynamak istemiş, yarısı istemeden oynamış falan ama bir start vermişler. Valla dört gözle onu bekliyorum. Ama böyle bir tarih koyarak değil, bir tarih koyup kendimi o tarih geldiğinde gerçek olmazsa üzmek üzerine kurduğum bir şey değil ama umut ettiğim tarihler elbette var. Çünkü Evet, ben de çok iyi tarihe hissediyoruz. bakarak diyorum yani. Çok eski tarihlere dayanıyor tiyatro. Tarihimizde yüzyıllardır var. Bence yüzyıllarca Yüz daha mü? devam Bin edecek. yıllardır. 1.000 yıl değil mi? Bin Binden yıllardır o fazladır. tiyatro. Yani İlk nerede başlıyor tiyatrolar? valla bunu Roma'dan öncesinde yani, tabii değil mi? Yani nasıl bir bence soru? Ben de öğretmen tarafım tuttu bence burada. Homo sapiens dedem başlatıyor. Homo sapiens anneannem başlatmış. Neandertal anneannemle dedem yapıyormuş yani. Çünkü ateşin başında av bitmiş, yemek yemişler. Uykuya geçmeden önce o günkü avın bir temsili oluyordu mutlaka. Yani oluyormuş Evet. mutlaka yani. Şimdi o ışınlanamıyoruz o O yıllara. dönemi Yani ama tahmin bir edebiliyoruz. 200 bin yıllık falan bir sanat. Sonra Evet. bilinçli yaratıcılıkla yapılması belki amfiteyatrolar yani eski Yunan'a Evet. dayanıyor O olabilir. İşte o tarz. zaman birkaç bin yıl üzerinde belki konuşuyoruz ama yüz değil yani. Birkaç Tabii bin yıl önce yüzlerce yüzlerce. profesyonel anlamda başladığı çok kesin de bana yani bu soru bana sorulsa yani soruyorsun şu anda bence 200 bin yıl önce başladı. Gerçekten yani Evet başkası ve olamaz. bitecek gibi de görünmüyor benim gözümde. Bitmesin de zaten. İmkansız yani 200 bin yıl önce de mağarada duvara 200 bin yıl önceki Vincent çiziyordu. Biz onu nasıl avladıklarını. Şimdi de işte Van Gogh çiziyor. Yani öyle bir şey. Evet. Öyle bir şey. Ay ne güzel. Devam etsin. Sanat güzel şey. Bugünlerde bazen takılıyorlar bana. Yani hiç konuşulacak şey yok da bugünlerde sanat mı konuşulurmuş diye. Tam Asıl bugünlerde bugünlerde konuşulması konuşulur. gerekiyor. Tabii. Konuşacağız ki diri tutalım, güzel tutalım. Ruhumuzun da ihtiyacı var. Fiziksel olarak Ya sağlıklıysak inan diyorum. bana şimdi biz konuşsak da konuşmasak da o kendini son derece diri tutmaya devam ediyor. Bizim Evet. ömrümüz onun ömrünün yanında kelebek ömrü kadar. Biz hiçbir şeyiz yani. O Evet, bizden değil mi? sonra da 200 bin milyar yıl devam ediyor. Dünya bittiğinde yani bence Samanyolu söndüğü zaman bu galakside bitebilir. Ama başka bir Evet. galakside kesinlikle başlayacaktır Bence de yani. devam edecektir. Şimdi çocuk tiyatrolarına gelmek istiyorum. Bugün de birazcık konuştuk telefonda bunu. Çocuk tiyatroları benim çok önemsediğim ve beni rahatsız eden noktada bazı özellikleri olan durumlar. Şimdi eskiden ben Adana'da okudum liseyi bitirene kadar. Okullarımıza tiyatrolar gelirdi ve bundan çok keyif alırdık. İzlediğim ilk tiyatro hala aklımda. Ve profesyonel oyunculardan, çünkü Adana'da sanat, biliyorsunuz Adanalı sanatçılardan, çok eski tarihlerden beri var Adana'da sanat, çok önemseniyor. Özel tiyatrolar, hani bir İstanbul'da vardı, bir Adana'da
Bir Ankara'da birer tane mesela ben çocukken öyle hatırlarım televizyonlardan. O özel tiyatrolar çocuk oyunlarını farklı mahallelerin okullarına da götürürdü. Ama şimdi reytingi yüksek diyeyim artık. Özel tiyatrolar bazı çizgi filmlerin ya da çizgi film karakterlerinden oluşmuş bazı oyunlar veya merdiven altı tiyatrolar. Çocuk tiyatrolarının öneminden biraz bahsetmenizi istiyorum. Özellikle benim tarafımdan izleyen insanlar için. Hem öğretmen arkadaşlarım hem veliler için. Tabii Yani şimdi neden çok önemli çocuk tiyatroları? o şöyle bir şeyin kültürü. Onun için çocuk tiyatrosundan da biraz daha hani daha doğrusu geriye gitmek değil de biraz ölçeği genişletmek gerekiyor galiba. Şimdi çocuk ne görürse evde, ailede çocuk onun bir iz düşümü. Yani şiddet dolu bir evde büyüyen bir çocuğun şiddetten uzak kalma ihtimali Yok. tabii var. Yani tabii var ama çok özel Çok çaba çok çok. gerektiriyor. Çünkü onun kendi normali o gördüğü ve tanıklık ettiği dil üzerine kurulu oluyor. Bunu hani böyle yaydığın zaman, ay sınıf arkadaşım geldi. Sevtapçığım hoş geldin. O da çok çok güzel bir meslektaşımdır Sevtap'ta. Aynı tiyatrodayız da. Ay ne güzel. İyi Oh, şu geceler anda diyeyim. ailemiz burada, arkadaşlarımız Aynen burada. öyle. Oh, herkes. Çocuk yani çocuk ne deneyimlerse onu öğretmek üzerine hayatta devam ediyor. Ne demek bu? Hafta sonu işte pikniğe giden ailenin çocuğu piknikçi çocuk olur. Bu da hiç fena bir özellik değil bu arada Etkin. ama Hele yani şu günlerde. çocuk tiyatrosundan korkmaması, kendisinin gitmeyi talep etmesi, ailesine söylemesi için böyle bir alışkanlık kazanması gerekiyor. Burada da dönüyoruz anneyle babaya. Babaya. Başka dönebileceğimiz biri yok. Yok. Anneler babalar ne kadar bu sanat dalıyla, sadece bu değil ama şu an konumuz çocuk tiyatrosu olduğu için sanatın herhangi bir dalıyla ne kadar iç içeyse çocuğun da o kadar içli dışlı olma ihtimalini yükseltmiş oluyoruz. Bu şu demek değil, yani inanılmaz bir sanatkar aileden gelir, ömrü oralarda geçer, götürülür ama kendisinin büyük Hani ihtimal. sizin gibi mesela masaların altında, oyunların içerisinde Tabii. olmak ayrı. Yani çocuk tiyatrosu dediğimiz şey şöyle çok önemli. Ben bu konuda biraz sıkıntılı bir konuk olurum yalnız. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü Olsun. bir yetişkinin artık kendini ortalama yetiştirebilmiş bir yetişkinin bunun hiç ne oyuncu olmasına ne sanatçı olmasına gerek var ne inanılmaz bir entelektüel olmasına gerek var. Hiç böyle büyük kocaman şartları da eleyelim hemen. Bir yetişkinin bir tiyatroya geldiğinde onu değerlendirmesiyle İki şey söyler zaten. Çok sevdim, çok güzeldi. Hadi gene gidelim ya da önerirsin ya da işte gittim ve bana hiçbir şey hissettirmedi, vermedi. İkisi de hiç ayıplı değildir bu arada. Yani sevilmemesi Evet. de hiç ayıplı değildir. Çünkü olabilir. Çok göreceli bir iş yapıyoruz. Ama çocuk tiyatrosu dediğim ve bir de yani bu yetişkin oyunlarını yaparken tabii ki hesap kitap yapıyoruz. Provalarda neredeyse seyirci hiç bilemez ama o masa başı çalışmalarında bir metinle ilgili neredeyse konuşmadığımız hiçbir şey kalmıyor ama gösterdiğimiz özen yetişkinler için düşünülmüş bir özen. Fakat Peki. çocuk tiyatrosu dediğin zaman burada benim işte biraz belalı bir konuk olma meselem devreye giriyor. Ben bunun özellikle bizim ülkemizde çok ticari bir alan olduğunu düşünenlerdenim. Tenzih ederek işini layığıyla yapılması gerektiği gibi yapan sınırlı sayıda ekibi ve tiyatroyu tenzih ederek diyebilirim ki bu iş artık biraz 3-5 kişi bir araya gelmiş bir tane de metin bulmuşlar. Hatta mümkünse bu metin de telif melif de ödemesinler diye kendi kendilerine işte ne yapalım çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandıralım. Annesine babasına bağırmamasını, terbiyesizlik yapmamasını öğütleyen oyunlar yapalım diye. Çok eski kafalı. Artık günümüzün çocuklarının dokunduğu, ilgilendiği, uğraştığı, elinin değdiği hiçbir şeyi öncelik olarak almadan yapılan ve çocuk oyunu denince de zaten bu tarz kumpanyalarda insanların aklına böyle çocuk taklidi yapılarak sahne üzerinde illa mutlaka fantastik karakterli onlar da olur. Ayrı bir konu. Evet. Ama bayağı ölçülüp biçilmesi gereken bir dal. Mesela biliyor musun ki biz şehir tiyatrosunda, daha doğrusu bu iyi yapıldığında böyle yapılması gerekir. Bunu bilen işinin ehli insanlar. Buradaki ehliyete çok hani ehliyet kelimesinin altını çok ciddi böyle boldlamak isterim. Çok kalın çizmek isterim. Bir kere psikolojik destek almadan oyun prova edilmez. Pedagoglar işin içine girmeden çocuk oyunu için konuşuyorum. Oyun prova edilmez. Oyunun içeriğinin yaş limiti belirlenmeden oyun prova edilmez. Çünkü
bir yaşındaki bir çocuk da oyun seyredebilir. Bir çocuk yürümeye başladığı andan itibaren bence o da tamamen kendi fiziksel koşulu için. Yoksa bir çocuk annesinin memesini emerken de bence tiyatroya Tiyatroya gidebilir. gidip. Ki Evet. bunun örnekleri de var. Var. Burada olmasa bile yani olan yerde Evet. var. Ben gördüm yani hayatımda. Yani üç çocuğunu doğurmuş. Biri gerçekten memesinde. İkisi de yanında daha ayakları yere değmiyor. Koltuğun bittiği yerde ayakları bitiyor. Ve oyun seyrediyorlar. Hani ne seyrediyorlar, ne anlıyorlar. Bunun bir önemi var ama şöyle de O bir önemi havayı yok işte. teneffüs ediyorlar diye Damardan düşündüm. aynen öyle. Ha. Vücuduna Ha. damarlarından bunu sokuyor. Şimdi bir yaşındaki bir çocuğa izleteceğimiz bir şeyle 5 yaşında bir çocuğa izleteceğimiz bir şey. 13 sonrası çocuğa bunların hepsi baya yani filmlerde sinemalarda yapıyorlar ya yani şiddet içerir aileyle Evet, izlenmesi evet. gerekir falan diye. Burası da çok ayrı bir tartışma konusu. Onun da böyle konudan konuya atlıyorum ama çok başarılı yapıldığını düşünenlerden değilim. Ama en azından çocuk tiyatrosuyla sınırlarsak adını çok doğru koymak gerekiyor. Bu metni kime oynayacağız? Bu metni oynama amacımız ne? Biz fab cümlesi nedir deriz. Yani bir oyunun her zaman oynanması için bir tane neden cümlesi olur. Çağdaş bir şeyse de bir klasikten de getiriyorsak, yıllar, yüzyıllar öncesinden bile getiriyorsak bir oynama cümlesine ihtiyacı, bir nedene ihtiyacımız vardır. Yani ekip sorar. Ekipteki meraklı oyuncu, yönetmen, tasarımcı bu soruyu sorar. Neden bu oyun der yani. Şimdi ona verilecek cevabın şekillendirdiği her şeydir. Bir oyunu oynama sorumluluğu. Hı. Eğer bu sorumluluğu almazsan, özellikle de çocuk tiyatrosu yapıyorum diye düşündüğün için işte bunu bir hayvan kostümü dikmek, bir yapmak üzerine kurarsan, hele ki yaşadığın yüzyılı yakalayamamışsan ve şimdi bu çocukların elinin altında olanaklar ötesi olanaklar var. Yani şeylere Evet. çok gülüyorum Kaç boyutlu? bazen. Bazı filmlere, dizilere veya çocuk oyunlarında işte ya korkutucu figür oluyor ya işte belli bir çerçevede bir argo kelime geçiyor ve böyle anneler diyor ki böyle bir şey duydu ilk defa. Ya sen 2020 2000'lerdeyiz artık. Hani 20 diye de spesifik atış yapmayalım. 2000'lerdeyiz artık yani senin çocuğun sen istesen de istemesen de kontrol etsen de etmesen de o kadar çok şeye uzanabiliyor ki tabii ki kontrol et. Tabii ki onun sınırlarını çiz ama sorumluluğunu alarak işin. Dolayısıyla okullara da çok giden özel tiyatrolar görüyorum. Evet, Ben evet. hiç şekilci biri değilim ama yani estetiğe çok burcum itibariyle de gönül verdiğim meslek itibariyle de estetik algısına güvenen ve ona yaslanan biriyim. Şimdi ben bir çocuk oyunun afişinden bile aslında anlıyorum ne yapmak için. İsminden, afişinden, Evet. kostümünden, her şeyinden. Sanat eseri gibi düşün. Hiçbir farkı yoktur bence. Ya Yani afiş de bir burada sanat eseri olabilmesi değil mi için zaten? tabii ki, O tabii ki. afişler de çok önemli Her tiyatro şey. afişleri. Yani Yani çocuğu kitaplarımızdaki kapak gibi düşünelim bunu. tabii ki ilk uyarandır. İlk uyarandır. Yani hani çocuğun konuşmayı biliyor olsun, bilmiyor olsun. Oturmayı kalkmayı biliyor olsun, bir yürümeyi biliyor olsun, olmasın. Kaç yaşında olursa olsun. Evet. Görsel hafıza dünyadaki en değerli hafıza biçimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla sen bir ekip olarak sen dediğim buna soyunduğunda o kadar çok şeyi aynı anda düşünüp doğru kararlar alıp ehliyet sahibi insanlarla çalışıp programlaman gerekiyor ki bir miras bırakmak istiyorsan yani Evet. çocuk oyunu seyredecek bir çocuğun yetişkinliğinde flörtüne tiyatro bileti hediye etmesini sağlamak istiyorsan, doğum gününde tiyatroya gidelim mi diyen bir çocuk, bir yetişkin olmasını sağlamak istiyorsan, kombine bilet almasını istediğin bir çocuk sağlamak istiyorsan, sen o çocuğu kandıramazsın. Sen o Evet. çocuğu dişini fırçalamadan yatma diye, o çocuk onu öğrendi. 2000'lerde artık çocuklar çok şeyi öğrendi. Biz onlara başka bir bakış açısıyla öğrenmeye çok vakit bulamadıkları bir şeyi anlatacak yeni hikayelerin peşinde olmalıyız. Artık çocukların neye heyecanlandığını bulmak zorundayız. Bu da değişiyor. Bu da çok değişiklik Evet. gösteren bir Neye şey. Yani güldüklerine, neye güldükleri nostaljiye de şu çok anda önemli. ihtiyacımız yok çocuk Evet. oyununda. Onun için Evet. özen kelimesi zaten benim hayatımda yeri olan bir kelime. Ben kelimelerin gücüne çok inanan biriyim. Bu bir çocuk oyunu için geçerli değil bu söyleyeceğim şey sadece. Sen insan ilişkinden tut, objelere bile gösterdiğin özende nasılsa sen her konuda öylesin. Çok ehliyet sahibi insanlar tarafından, ez cümle uzun konuştum. Çok ehliyet sahibi insanlar tarafından genel ortalamada Hı. yapıldığını düşündüğüm bir iş değil bu ülkemizde. Evet. Yani Bu da ben beni de çok bundan üzüyor. ben de Neden üzüyor rahatsız biliyor musun? oluyorum bundan. Yani
şu çok önemli. Ben yani bu yaşımda ben 29 senedir sahneye çıkıyorum. Bu güzel bir zaman. Yani Evet. sahneyi deneyimlemek de iyi bir zaman dilimi. Ben ya bu akşam sahneye çıkıyor olsam kuliste bir ara düşündüğüm, kesin olarak düşündüğüm bir tane şey var. Bunu her gece mutlaka aklıma gelen bir şey. Zamanı değişir. Bittikten sonra bile düşünebilirim ama hep gelen. Bu gece biri ilk defa oyun seyrediyor olabilir. Bu çok mümkün. Yani çocuk seyirci olmasına gerek yok. Zaten ben yetişkin oyununda oynuyorum. Tabii yetişkin de olabilir. Gerçekten Evet. hayatında ilk defa 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında bilemem yani o insanın özelini. İlk defa oyun seyreden o seyirciyi hayal ediyorum ben. O bir model benim için yani. Bir kişi olmasına gerek yok ama hani modülize edersen bir kişi. O ilk seyrettiği oyunun ona hissettireceği şey onun tiyatro sanatıyla kuracağı ilişkideki belirleyici olan şey. Çok Evet, net. bütün Yani bağını bunun oluşturacak. çok net. Ya bağı kopacak ya böyle yeni attığı avatarını hemen geri çekecek ve bu ne abi ben bir daha böyle bir şeye zamanımı verir miyim diyecek. Haklı olabilir. İzlediği şeyin Evet. ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da diyecek ki bu benim hayatımda bugüne kadar nasıl olmayan bir şey diyecek ve ona böyle bir alışkanlık kazanacak. İşte çocuk tiyatrosu dediğin kavram bütün bunların trombolini, kökü. Yani Kökü. hiç unutmuyoruz, hatırla. Yani çocukken izlediğin iyi kötü. Çünkü ya çok iyileri unutmuyoruz Ayının ya çok kötüleri Fendi unutmuyoruz. geçen hafta ben Şenay Saçbüker'le Hüseyin Köroğlu'nu da ağırladım. Onlara da söyledim hatta. Dedim Ayının Fendi Avcı'yı yendi diye bir oyun gelmişti okulumuza ve muhteşem de öyle çok böyle ayı kostümleri falan da yok. Ben oyuncuların mimiklerini hatırlıyorum mesela. İkinci sınıf falandım. İnanılmaz derecede tiyatroyla olan bağımın temeli orasıdır. Büyülenmiştim. Şanslısın. Harikalardı. Yani ilk Tabii. kurduğun bağdaki o bağı kurarken sahne üzerinde sana özenmiş birileri bir takım bir ekip tarafından Evet. tasarlanmışsa seyrettiğin şey zaten bu sanat dalının senin hayatından çıkması ihtimal dahilinde değildir. Ama izlediğin şey seni hayattan uzaklaştırmışsa hiç var bunun örnekleri yani çok üzgünüm ama var yani uzaklaştırmışsa seni belki bilmiyorum çok sevdiğin biri, aşık olduğun biri bir gün ikna edecek ki bir şeye git bir oyun seyrettim ve sabah uyandığımda o oyun benimleydi. Ben oradan ölçerim iyi oyunları. Ben böyle profesyonel bu metal yorgunluğumu hiç hesaba katmamaya çalışırım seyirci olurken. Çok şey iyi bir seyirciyim ben. Yani aktif güzel seyircilik edebiliyorum. Çünkü çok merak ediyorum zaten ne oluyor, ne yapıyorlar diye. İyi oyunu artık ben oradan ölçüyorum. Çünkü başka türlü tanımlamak mesleki deformasyon oluyor. Da herkes anlamıyor söylediğini. Terimlerle konuşmak zaten çok saçma. Çünkü onu anlayabilecek bir masa başı insan var yani. Var. Dolayısıyla Evet, eğer ben diğerleri. uyandığımda hala oyun benimleyse, yani yatağa da girdiğim oyunlar oluyor beraber, yastığa birlikte baş koyduğum oyunlar ve sabah kalktığımda hala o oyundan bana bir şey kalmışsa ben böyle bir şükran duygusuyla uyanıyorum. Aşağı yukarı bundan bahsediyorum. Yani bir küçük Evet, çocuğun çocuk içinde. doğru hesaplanmış. Bu çocuklar da şimdi şu kadar kişi gelirler, oradan da şu kadar para falan gibi düşünülmemiş bir oyun izlediği zaman, ehliyet sahibi insanlar tarafından oluşturulmuş bir oyun seyrettiği zaman, annesi babası götürmese çocuk zaten tiyatroya kaçacaktır yani. Bizim de en büyük Kaçacak. umudumuz Ben tiyatroya şimdi kaçmasıdır. ne dinledim sizin onunla, çok etkilendim ben buradan. Altan Erbulak, Füsun Erbulak zamanında tiyatroda oynarlarken bütün her şeyi hesaplıyorlar. Sonunda muz yiyecek paraları kalmıyordu diyorsunuz. Ve ne yapıyorlar? Cumhuriyet'in tiyatro tarihine müthiş taşlar döşemişler böyle böyle işte. Amacın kültürü iletmek olması gerekiyor, devam ettirmek olması gerekiyor. Zaten para sonradan kazanılıyor, o isimler oturuyor bir süre sonra. Yani hedef ilk başta para olduğu zaman bu işe bakkal dükkanından çıkmış, ha başka bir yerden Ama değişen bir hedefin şey olmuş. para olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü Yok, çocuklara şunu evet. öğretiliyor okulda. Meslek tanımları için Heh. ben defalarca davet ediliyorum okullara. Ve bir çocuklar genelde öğretmen soruları sorarlar. Yani onların içlerinde böyle en aykırı soru soracak olan çocuk susturulur. Halbuki benim o çocuğun sorusunu duymaya ihtiyacım var. Yani çünkü esas kendi sorusunu soran çocuğa benim ihtiyacım var. Şimdi genelde ben gittiğimde şöyle bir algı oluyor. Mesleği ben tanıtıyorum, anlatıyorum. En anlayabilecekleri yerden. Sohbetin bir noktasında bir tanesi şey diyor, mutlaka diyor. Ne kadar kazanıyorsunuz? Tam çok sağlıklı bir soru. Yani bu dünyanın maalesef sistemi için Düzeninde, çok sağlıklı evet. bir soru ama. Şimdi
bundan daha önce sorulacak sorular var. Sonra ne kadar kazandığımı da tabii sorabilir. Çünkü bu işin bir bedeli var. Bu benim hayatımı idame ettirdiğim meslek. Tabii ki bir karşılığı var. Tıpkı bir itfaiyeci gibi, tıpkı bir doktor gibi, tıpkı bir bakkal dükkanını işleten bir bakkal gibi. Ama ilk öncelikli sorusu bu olduğu zaman ben hani şöyle soru bekliyorum. Hani ne kadar mutlu hissediyorsunuz kendinizi içinde? Nasıl hissediyorsunuz demesini istiyorum. Çünkü aslında meslek seçimi denen şey, tabii bu ülkede neye konuşuyorum ama bu ülkede insan istedikleri bölümü değil, kazandıkları bölümü okuyorlar. Tabii. Yani bu ülkede sadece insanlar istedikleri branşın sınavına girse bu ülkenin çehresi değişir. Çünkü yani sevdiği işi yapan insan sayısı da çok az. Çok az. Sevdiğin işi yaptığın zaman üzerine para veriyorlar gibi olur. Eğer mesleğin işin olmazsa üzerine para veriyorlar gibi olur. Hem çok memnunum hem çok mutluyum, bir de bana para veriyorlar dersin yani. Bu ülkede tabii nadir kurulan cümlelerden biri. O yüzden hani bütün meslek grupları için geçerli. Peki ne kadar kazanırım? Çünkü dünya öyle bir yere gitti. Çocuklara çok küçük yaştan çok yarıştırdığımız için genel olarak eğitim sistemimizde sürekli eğitim sistemimize kadar gitmene gerek yok. Doğduğu andan itibaren bir çocuğu, çocuk duymuyor belki, daha hani kulağı açılmamış, gözü daha annesini ilk 3 ay flu görüyor. Anneler zaten yarıştırıyor. Kaç kilo doğdu, boyu kaç santimdi, sarılık oldu mu, işte normal doğum mu? Emmiyor mu? Bir ben yani, kendi gezegeni yani emmiş mi, emmemiş evet. mi, kaç santimmiş, bunun ne önemi var? Şimdi o yarış, anne de öyle öğrenmiş. Anneler de kendi aralarında yarışıyor. Hele varsa çocuğun, bilmiyorum şimdi benimki liseye, lise sınavları var. Var iki tane, iki oğlum var benim de. Vallahi işimiz çok zor. Çok çünkü, zor. Çocuklar yarışmıyor, anneler babalar yarışıyor. Evet. Yani. Evet. Tabii ki ben yarış kelimesinin yerine mücadele kelimesini koyup sevenlerdenim. Yaşamla mücadele halindeyiz. İnsan ilişkilerimizde insanlarla mücadele halindeyiz. Biraz farkındalığımız yüksekse kendimizle sürekli bir mücadele halindeyiz. Çünkü evet. biz de yani çok eksikliyiz. Bütün mutsuzluklarımızın da kaynağı ya da olmayanların kaynağı da kendi mükemmelliğimiz değil yani. Kendimizdeki evet. eksikler. Yarış olacaksa illa o kelimenin adı, insan kendiyle böyle bir yarışa girmeli değil mi? Kendiyle rekabet etmeli. Her sene kendine şöyle bir bakmalı. Evet, yani evet. Kıdır elle Zeki, hani yarın tam üzerine. Sen bir yarın bak bakalım, gül ağacına geçen sene ne bağladın, ne kadarını gerçekleştirdin, ne kadar gerçekleştirdim ben hepsini. Bakalım bu sene biraz çıtayı yükselteceğim. O yüzden o yarış meselesi çocukların kafasını eğitim sistemi ölçeğinde o kadar karıştırıyor ki şöyle evet. bir şeye bakmaya başlıyorlar. Geçerli meslekler çocukların gözünde para kazandıran meslekler haline geldi. Ve para statü sahibi olan meslekler. Evet, çok bellidir ama yani para evet. kazandırandan kastettiğim şey de çok para kazandıran meslek. Çok ama yani. Çok. Evet. Dolayısıyla ben şehir tiyatrosu maaşımı o çocuğa söylediğim zaman çocuk hayal kırıklığına uğruyor. Üstelik ben ona yani iyi bir para söylüyorum aslında. Şöyle iyi bir para söylüyorum. Hayatımı idame ettirebildiğim, sevdiğim işi yapmaya devam edebildiğim, dolayısıyla kendimi iyi hissettiğim bir şey tarifliyorum ama onun o güne kadar öğrendiklerindeki ölçüye yetmiyorum ben. Çocuk hemen bundan vazgeçiyor yani. Buna da çok tanıklık ediyorum. Burada tabii ben de söyleşilere gidiyorum çocuklarla. Şimdi kitaba ve yazara çok ayrı bir gözle bakıyor ya böyle çocuklar. Hani sanatçılara baktıkları gibi. Hemen ilk soru ne kadar kazandığımız oluyor yani bundan. Altında çok lüks arabalar olduğunu, villalarda falan yaşadığımı düşünüyorlar. Şimdi orada... kötü dizilerde öyle gösteriyoruz. Sanatla uğraşan evet. insanların sanki hepsinin böyle çok 10 zenginleşti değil mi? 7 tane köleleri varmış gibi falan gösteriliyor. Yani tabii ki öyle düşünmekte de haklı. Halbuki şu soruyu sorsa çok mutlu olabilir. Yani bir marangozu da davet ettiğinde bir okula niye etmiyorsun ki? Dünyadaki en maharetli mesleklerden bir tanesi. Evet. Keşke kendi çalışma masamı kendim yapabilseydim yani. Onu bile davet ettiğinde şunu öğretmek lazım. Evine ekmek götürebiliyor musun? Evet. Bu işi severek mi yapıyorsun? Evet. Bence iş bu kadar. İki soru var yani sorulması gereken. İstediğin bir işi mi yapıyorsun? Mesleğini seviyor musun? Ve mesleğin sana para kazandırıyor mu? Çünkü ben gerçekten inanarak yapıldığı zaman hiçbir mesleğin para kazandırmayacağını da düşünmüyorum. Ayrıca sanatın hiçbir dalında çalışan bir insanı da mesleğin içinde sanatın herhangi bir dalına dokunmamış hiç kimsenin de bizden daha alt tabakada falan olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hiçbir kutsallığı yok. Yani herkesin birbirine
son derece ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Bak nasıl günlerden geçiyoruz ve şu anda çöplerimizi alıp en büyük sanatçı onlar şu anda yani. Eğer Tabii. kutsallaştıracaksak sağlık Tabii. Onlar görevlilerini, oldu. temizlik görevlilerini onları Hepimiz kutsallaştırmak tedarik zinciri gerekiyor. gibiyiz bence birbirimize bu dünyada. Yani bir grup olmazsa ötekisi çöker. Öteki Ama baksana olmazsa bir diğeri çöker. bir sağlık sorunu nedeniyle durduğu zaman iki gruba çok ihtiyacımız varmış. Bana kimsenin ihtiyacı yok. İki gruba. Evet. Kapımın Bir önünü örtene sağlıkçıları. ihtiyacım var ve hastalanırsam beni iyileştirecek olana. İkisi de bende şu Evet, ikisi anda de. çok önemli yani. Evet. Şimdi diğer soruma geliyorum. Şimdi bu çocuk kitaplarından bahsetmek istiyorum. Tiyatro metinlerinin yazarlığı ayrı bir olay. Tamam ama bazı çocuk eserleri çocuk kitaplarından dönüştürülüyor, değil mi? Çocuk oyunlarından. Burada dikkat edilmesi gereken şey de çocuk oyunlardaki pedagoglar gibi kitapların da pedagoglar tarafından incelenmesi mi? Bu benim kendi sorum yani. Kendi merak ettiğim bir durum. Bunun Örneğin siz cevabını bilmiyorum. Yani Behiçak oyunu oynadınız ya, Ayrılık, Fırat Tanış'la birlikte. evet. Behiçak da aynı zamanda hem çocuk kitapları yazıyor hem çocuk oyunları yazıyor. Yani bunu yaparken sadece o tiyatro yazma yeteneği ya da onun üzerine çalışma pratiği mi gerekiyor ya da pedagoglarla birlikte hareket etmek mi gerekiyor? Hiç Çok ince bir gerçekten hiç bilmiyorum ama tahmin edeyim, yani tahmin etme hakkım ha. dedim. Yani bir çocuk kitabı yazarının pedagoğu şöyle gösteriyor olabilir. Şimdi zaten bence onlar da böyle ay bir şey yazayım da basılsın da şöyle de kapağı olsun falan diye yazmıyor. Aklına bir hikaye geliyor ve bunu Evet. yazıyor muhtemelen. Bu bence bütün anneler çocuk kitabı yazar, doğal çocuk kitapları yazarlarıdır bu arada. Çünkü yani Hep hiç olmazsa anlatırız. sana da iki çocuğun varsa iki kere şu olmuştur. Sürekli okuduğun ve favorisi olan bir kitap artık tükendiğinde yani hani artık onun oradan atladığında başına ne geleceğini sen 180 varyasyon bile anlatıp kitabın sonunu, başını, talihini, her şeyini değiştirmiş bile olsan bir noktada çocuk sana şunu diyordur yani kabin bana yapıyordu. Şimdi bana bir o masal anlat. Sen uydur. İçinde pembe bir kova, bir fil, onun oğlu ve güneş olsun diyordu mesela. Bence muhteşem. Yani Evet. muhteşem. Ve sen böyle anne olarak tamamen uyusun diye. Yani uyusun ve tamam Kurtulayım sana biraz, kalsın. Uyuyup değil kapanıyor zaten. Dur ya şimdi içinde pembe kova, fil, çocuğu da varmış, güneş falan bir şey yazıyordu. Dolayısıyla bütün anneler zaten doğal çocuk kitabı yazarlarıdır. Dünya literatüründe böyle örneklerini bildiğim Rowling'in çocuklar uyusun diye çocuklara anlattığı şeyin Evet. sonradan nereye geldiğini Evet. biliyoruz yani. Evet. Pedagoglarla mutlaka çalışıyor olabilirler. Tekrar ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü yazmadım. Ama ben yazsaydım şöyle yapardım. Yani bitirdikten sonra böyle bir şey yazdım. İşte ben bunun şu yaş aralığında olduğunu düşünerek yazdım. Ya da onlara hitap etmesini istedim. Ama bir bakar mısınız, bir okur musunuz? Ama yaratı aşamasında yazarların sadece kendileriyle Evet, olduklarını o düşünüyorum hani yani. kitap aşamasında öyle pedagog kısmına kızıyoruz tabii ki, tepki gösteriyoruz. O biraz sansüre de giriyor, pedagogların girmesi. Hoşumuza gitmiyor ama hani Yok benim çok hoşuma dediniz ya gidiyor. Girsinler çünkü oyunların onların kısmında. alanı. Gerçekten çünkü ben o konuda çok güzel uyarılar aldığımı hatırlıyorum. Yani bir çocuk kitabım yok ama benzer projelerde Evet, gerçekten çok yaptınız değil mi? güzel uyarılar. Onların alanı. Onların Evet. alanı. Şimdi herkesin kendi alanında bilgisi var. Evet, Değil mi? evet. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi geleceğim bir noktaya daha, benim yine o programda dinlediğim, bunu da dinleyenlerin duymasını istiyorum. Çünkü siz kendi hesabınızdan yapmıyorsunuz onu. Bu kulislerde eskiden babanız, anneniz ya da diğer babanızın, annenizin arkadaşları, pek çok isim farklı Anadolu'nun şehirlerine gidiyorlar, turnelere gidiyorlar ve o turnelerde kulislerin duvarlarına birbirlerine not bırakıyorlarmış. Ve ben buna bayıldım. O notlar nerede şimdi? Fotoğraflandı mı, resimlendi mi, çizimleyerek Fotoğraflanmış, evet. bırakanlar da Bunu varmış. ben bir yayında ilk defa sizinle aynı anda öğrendim. Hiç bilmiyordum. Benim en fazla bildiğim Evet. aynadan aynaya, yani bir son oynayacak olan ekibin oyuncularını biz yaparız şehir tiyatrosunda. Hı. Yani bu böyle bir şey değildir. Hani yönetmelikte yazan bir şey değildir. Bu yazılı olmayan romantik kurallarından biri. Bence kural da değil de yani işte biliyorsam eğer benden sonra işte diyelim Merve'nin oyunu olacağını
Ona mutlaka göz kalemimle bir not yazıp aynayı bir öperim yani. Ve bu bana ait bir şey değil yani. Bu böyle yapılır. Ya da işte kağıtta notlar bırakmak yapılır. Biliyorsundur bir sonra sorarsın sahne terzisine kim geliyor, hangi odada soyunuyor. Yani yapmışlığımız var. Ama o kuşağın yani bir gerideki kuşağın yaptığı bence çok daha özel bir şeymiş. O da duvarlara yazıyorlarmış. Yani dünyanın başka bir ülkesinde olsa üzerini mika ile kaplarsın ve sergi duvarı haline getirirsin. Bizimkiler hiç de tiyatroları ne boyarlar ne yaparlar, yapacakları tutmuş bir kültür merkezini. Orada Neşet Ertuğrul'un babama, babamın Gazanfer abiye, işte onun Ercan abiye, Haldun Hoca'nın Metin Serezli'ye yazdığı şeyleri Hepsini boyamış. boyamışlar. Şeye benziyor. Sanat tarihçiler ya da işte arkeologlar bir mekana girdi, işte bir yapıya girdiklerinde diyelim kilise camiden bozulmuş, gerisi de kilise, onun gerisi cami, böyle ya Evet, arkasına. kapatıyorlar Böyle bir birbirlerini. şey. Önce böyle bir temizleyip en altındaki tabakaya kadar yıllarca Tabii. uğraşan. Ben bu arada bir daha dünyaya gelirsem arkeolog olacağım kuvvet. Hatırlarsan bu dünyayı hatırlarsam ben arkeolog olacağım. Çok özel ilgi duyduğum bir alan yani. Böyle ilginin ötesine geçti artık. Gerçekten böyle kazı yerlerinde falan bir iki kere tanıklık ettim. Saatlerce aynı şeyin başında böyle küçücük bir fırçayla 5000 Devam sene öncesini ediyorlarmış. böyle ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Müthiş bir şey. Müthiş bir Nasıl merak. aldılar? Bizi yazlığın yanında bir çok uzun yıllardır bir çalışma var. Kelenderis Antik Kenti. Almadılar bizi kazı alanına. Çok merak etmiştik nasıl gidiyor diye. Nasıl aldılar orayı da şimdi merak ettim doğrusu. Aynen Peki şimdi çok teşekkür ediyorum ben. öyle. Rica ederim. Vaktiniz de ilerledi böyle. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. İzleyenler de çocuk tiyatrolarıyla ilgili bugünlerde duyduklarını umarım ilerleyen zamanlarda unutmazlar. Ve şu koleksiyonculuğunuzu lütfen devam ettirin. Devam ettirirken de kendinize, arkadaşlarınıza saklamayın bizler için. Çünkü sanatçılar, tiyatrocular, aileleriniz bence kültür mirası olarak bu ülkede çok değerli. Ve onların mirasları umarım bir gün böyle sakladıklarınız koleksiyonlar bir müzede ya da bilmiyorum bir vakıfta nasıl değerlendireceksiniz artık halka açık bir şekilde de Ya değerlendirin diyorum. Elçin, benim otel olarak kullandığım evle ilk defa bu kadar uzun vakit geçirme, bir arada olma şansım oldu. Bu şanssızlığı belki de biraz kendimi kurtarmak için, kendimi sağaltmak için, kendi kendimi boğmayayım diye, bilmiyorum. Bunun bir sürü sebebi olabilir Hepimiz yani. birer yöntem bulduk Bir şey istiyorum. yapmaya başladım ve aklımda tabii ki sen de tahmin edersin ki çok güzel hayaller var. Yani ben hiçbir zaman sahip olduğum bu büyük mirasın sadece bana ait olmadığını bilenlerdenim. Şimdilik bana ait Evet. ve gerçekten en kısa zamanda umuyorum. Bunun için de çeşitli böyle sağlam adımlar da atıyorum yani, görüşmeler de yapıyorum. Benim de bir müze fikrim var. Tabii bu Evet. yılda bu muhtemelen sanal bir müze olacaktır ama var. Belki bir Türkiye Tiyatrosu Müzesi içinde ailemin odasının yer aldığı bir müze olabilir. Belki sadece aileme ait. Hiç daha henüz onları şekillendirmedim kafamda ama hani insafsız bir torunun bütün bunları, benim bilmiyorum torunum da çok insafsız olursa çok üzülürüm yani, ama insafsız Olmaz. bir Armut torunları böyle dibine bir düşer vagona derler. 200 liraya satmadan önce ben bunun önlemini alacağım, emin olabilirsin. Yani bu arada biri biraz önce bence şu anda da olabilirsin arkeolog demiş. Nasıl olabilirim acaba? Yani Yeniden üniversite sınavına girip okumak. ya Yani biraz şu mesela günlerde orada ders üniversite sınavına girip çalışabilirsin. onu okumaktan önce yani ben baya böyle 7-24 olacağım bir sonraki hayatımda. Şimdi ben onu nasıl olayım ya? Tamamen, değil mi? Bu saatten sonra yani Yok hobi olarak. yani ben umarım hatırlarım. Ya en azından sadece bu dünyadaki bu bedende bir oyuncu olduğumu hatırlarsam. Eskiden bu soruya cevabım bir daha dünyaya gelirseniz falan psikolog, psikiyatr, işte öğretmen falan diyordum, böyle okul öğretmeni gibi diyordum. Şimdi bayağı şey diyorum yani, yok ben arkeolog olacağım. 42 Birincisi yaşındayım. Ben başladım yeniden demiş mesela birisi. ya Gül, yani kuşkusuz çok da güzel. Sen sordun zaten, biliyorum sen önerdin de ikisini aynı bilmiyorum ya Gül, bakalım hiç belli olmaz. Benim böyle keskin cümlelerim artık bir iki senedir yok yani, bilmiyorum, olabilirim Gül, vallahi olabilirim bak, beni gaza getirme. Neden olmasın? Neden olmasın? Çok teşekkür ediyorum Sevinç Hanım. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Deniz Hanım'a da ayrıca teşekkür edeceğim biraz sonra. Gelmedi mi, izledi mi bilmiyorum. Göremedim onu da. Gelemediyse de Çok... biliyorsun çok, yani hele şu anda bu pandemi dönemindeki en yoğun Evet, zamanlarından bilmem mi? biri. En yoğun. Muhtemelen
Yayın zaten 24 saat kalacağı için Instagram alameti paylaşıyor. Oradan ben şimdi o kendisine de gönderirim. O kesin yeni bir kitapla ilgili bir şeyler yapıyordur, çalışıyordur. Ben ona şimdi haberleşirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Umarım sağlıklı günlerde de böyle oyunların sonunda görüşürüz, Çok keyif pardon, bir alırız. de biri annemi sormuştu. Ben o soruyu çok önemsiyorum. Hiç görmediğim bir soru değil. Kalmasın havada. Annem çok iyi, çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir şeyler atlattık biz böyle bir. 2019'umuz bizim öyle geçti. 2020 bizim için, bizim küçük özelimizde güzel başladı. Annemin sağlığı gayet yerinde. Hatta artık yürümeye de başladı. Yürüyemiyordu yani, destekli yürüyordu. Artık yürümeye de başladı. Sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İçiniz rahat olsun. Her şey yolunda. Aa, ben de bazı yorumlar düşmüyor bana. Ben görmüyorum bazılarını ya da çok geç görüyorum bağlantıdan herhalde. Şimdi kapatınca göreceğim ben yorumları. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindik. Süper Baba'yla zaten çok seviyorduk böyle her şeyi. Bu enerji muhteşem. Çok güzel. Hep devam etsin sağlıkla. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere umarım Görüşürüz böyle Elçin. canlı Bay bay. canlı. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Yarın akşam da keyifli bir sohbetimiz daha var. Bu pandemi bitmeden herhalde farklı farklı alanlarda devam edeceğiz. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.